Yeşilçam'ın usta ismi Ayşen Guruda'yı ne kadar tanıyoruz? Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Ayşen Guruda, 30 Kasım 1945'te İstanbul Yeşilköy'de Osmanlı zamanında karargah olarak kullanılan ve aynı zamanda Halit Ziya Uşaklıgil'in eserlerini yazdığı köşkte dünyaya geldi. Sanata düşkün bir ailenin çocuğu olan Guruda, gençlik yıllarında tiyatro oyuncusu olan annesinin gölge oyunlarını izleyerek büyüdü. Komedi yeteneği çocuk yaşta Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise 2'ye giderken babası vefat etti ve geçim sıkıntısı nedeniyle küçük yaşta çalışmaya başladı. Guruda'nın ablası Ayten Erman ve kardeşi Ayben Erman da kendisi gibi oyunculuğu seçti. Guruda bir röportajında oyuncu olma hikayesini anlatırken geçim sıkıntısı nedeniyle erken yaşta çalışmaya başlamak zorunda olduğunu ve oyunculuk yapmak zorunda kaldığını, şartlar farklı olsaydı avukat olmak istediğini söylemişti. Başarılı oyuncu, profesyonel oyunculuğa Tevfik Bilge'nin tiyatrosunda başladı. İlk rolü 1962 yılında Kongre Eylül Senior isimli vaudeville'de küçük bir hizmetçi rolüydü. 1977 yılında 16 yıllık tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde bir skeçte canlandırdığı Domates Güzeli Nahide Şerbet karakterinden sonra herkes tarafından tanındı ve lakabı Domates Güzeli olarak kaldı. Domates Güzeli karakterini dişi bir şarlı olarak tanımlayan sanatçı bir söyleşide bu rolle içindeki kavukluyu fark ettiğini dile getirdi. Guruda 1965'te Ankara Meydan sahnesinde tiyatro oyuncusu Yılmaz Guruda ile tanışıp evlendi. Çiftin Elvan adında bir kızları oldu. Guruda 1976'da Yılmaz Guruda ile boşandıktan sonra Guruda soyadını kullanmaya devam etti. Türk sinemasının sayılı komedyen kadın oyuncularından Guruda, yakın arkadaşı Adile Naşit'le birlikte Ertem İlmez filmlerinin çekirdek kadrosunda rol alarak sayısız filme imza attı. Guruda 14 yaşında adım attı, hiç tiyatro eğitimi almadan kendi deyimiyle ustalarını izleyerek öğrendim dediği oyunculuk kariyerinde Yeşilçam'ın unutulmaz isimleriyle birlikte onlarca filmde rol aldı. İşine inanarak yapan ve yaptığı işlerden hiçbir şekilde pişman olmadığını söyleyen Ayşen Guruda, Mum Söndü, Yedi Kocalı Hürmüz, Deve Kuşu Kabare, Hababam Sınıfı Müzikal gibi birçok müzikalde rol aldı. Tiyatronun yanı sıra birçok televizyon programında, skeçlerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Usta oyuncu Kemal Sunal'la birlikte Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Neşeli Günler, Hababam Sınıfı gibi birçok klasikleşmiş Türk sinemasında rol aldı. Hoş bulduk evine. Buyurun buyurun. Paltonuzu alayım. 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın üstlendiği Pek Yakında isimli filmde Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Cem Yılmaz, Tülin Özen, Zafer Algöz gibi isimlerle birlikte rol aldı. Bir süre pankreas tedavisi gören sanatçı son olarak mide kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada solunum yetmezliği de yaşamaya başlayan sanatçı 23 Ocak 2019'da 74 yaşındayken hayatını kaybetti. Sanat yaşamı boyunca onlarca filmde rol alan sanatçı geride pek çok unutulmaz karakter bıraktı. Usta oyuncuyu vefatının ikinci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.